Şimdi geldik ikinciye. Aşağıdaki halı deseninde hangi çokgensel bölgeler kullanılmıştır diyor. Bana maviyi söyle bakayım. Kaçgendir? Üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, artık ne söylersen. Bu bir dörtgendir dedi. Ece, Çetin, Çağrı durmaz aynı şekilde. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar ve dördüncü kenar. Harikasın. Buradaki mavimiz bizim acaba çokgen midir? Adı üçgen. Çok güzel. Sarının adını alabilir miyim? Sarıyı istiyorum. Beşgen. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü, dördüncü ve beşinci kenar. Güzel. Yeşil alabilir miyim? Yeşil. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü kenar, dördüncü kenar ve beşinci kenar. Son olarak bir de turuncuyu almak istiyorum senden. Turuncu istiyorum. Ece altıgen cevabını verdi. Çağrıcığım sence de altıgen mi? Yedigen dedi. Bakalım iki farklı cevabımız var. Birinci kenar, ikinci kenar, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci. Ece saymadın mı? Yedi tane kenar var burada. Bak mavi kenarları işaretledim. Çokgenleri biz kenar sayısına göre belirliyorduk. Burada bir yedigenimiz var. Bir tane köşeyi unutmuşum. Tamamdır. Bir diğer sorumuz, yandaki düzlem üzerindeki beşgenin iç ve dış bölgesinde bulunan noktaların kümesini ayrı ayrı yazınız. Önce içi istiyorum. Önce içi istiyorum. FG. Harikasın. FG burada içtir. Birincisi F noktası, ikincisi G noktası. Dış bölgesinde kalan noktaları istiyorum. HCEI. H noktası, C noktası, İ noktası. Kim E dedi? Ece. He, Çağrıcım E dedin. E burada çokgenin üzerinde ve bu çokgeni oluşturan bir köşedir. E burada dışarıda kalan değildir. Ona lütfen dikkat edelim. Yandaki şekil düzgün çokgen midir? Açıklayınız. Sence bu düzgün bir çokgen midir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kenarı var. Ongen. Acaba düzgün ongen midir yoksa değil midir? Ece evet dedi. Çağrıcığım senden de istiyorum. Çağrı durmaz. Bu bir nasıl değil Çağrı? Bütün kenarları birbirine eşit. Bütün kenarları birbirine eşit. Kapalı eğri düzgün bir çokgendir.